30 günü gerçekleşen darbe girişimini Derince Yenikent'teki vatandaşlara sorduk. Cevaplarını aldık. Şimdi sizlerle birlikte izliyoruz. Darbe girişimi oldu. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Bunun hakkında ne düşünüyoruz? Sahibi suçluyuz. Ne hissetmeyelim ki yani? Her şeyi hissettik. Ama ilk başta bunun şey olduğunu düşündük. Bunu plan olduğunu düşündük. Evet. Zaten darbe böyle darbe olmaz yani. Bir İstanbul'da, bir Ankara'da mı darbe olacak? Türkiye'nin darbe olsa her yerinde olur. Her yerinde olur. Sadece İstanbul'a, Ankara'ya mı darbe oldu? Peki kaç yaşındasınız? 80 darbesini görmüş olasınız var mı? Var, gördüm. Nasıl? Peki bu iki darbe arasındaki fark nedir? O iki darbe arasında uçurum var. Yani bu, evet, kimse sokağa çıkamıyordu, neler neler, abi de gülüyor yani. Evet, o zamanlar hatırlamıyorum ama hatırlıyorum da. Ondan bu darbe o darbeye benziyor mu? Peki Türkiye'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz bu darbe girişiminden sonra? Şimdi ülkede bayağı karıştı. Daha kötüye gidiyor yani. Bundan sonra daha da kötü. Kötü derken yani ekonomik olarak mı diyorsunuz her yoksa? Her konuda. Bize başka bir şey söylemek ister misiniz? Yani ne söyleyeyim ki yani? Çok söylenecek şey var da. Kim duyuyor ki yani? Sen şunu söyle, ben takviye edeyim. Söyle. Bak kurbağa ne demiş biliyor musun? Kurbağa biliyor musun kurbağayı? Kurbağa suda yaşar. Kurbağa suda yaşar. Ağzımı açtıkça su doluyor diyor. Ağzıma. Onun için çok konuşacağım da ağzıma su doluyor. Şimdi ben diyorum, abla konuşuyor. Darbe böyle mi olur? Bak şimdi şudur, bak. Sen demokrasi getiriyorsan, demokrasi nasıl gelir? İnsanlara yaklaşım güzel olur. Ekonomi dersin, ben şunu dersin, bunu dersin ve onu icraat yaparsın, onu desteklersin. Üstten aşağı bombalayıp da ben şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip de böyle bir demokrasi mi olur Allah aşkına? Şimdi bu ülke hepimizin, bak yığıldık, merak ediyoruz da konuşma yani. Böyle olmaz. Bu memleket hepimizin. O bir tane bizim bir şey vardı. Erbakan. Dedi ki şurada geminin içindeyiz. Yani şöyle diyeyim, bardak, hepimizin bardağı burada, masanın üstünde. Bu masa devrildiği zaman senin bardağın duracak mı yerinde? Durmayacak değil mi? O zaman hepimiz bundan zarar göreceğiz. Onun için demokrasi deyip de böyle millete oynayıp da milleti böyle bombalayıp da böyle bir mantık, böyle bir düşünce olmaz. Peki nasıl olmalı? Demokrasi nasıl olmalı? Demokrasi nasıl olmalı? Vatandaşın suyuna gireceksin. Değil mi? Ya vatandaşı destekleyeceksin. Ekonomi getireceksin. Yani şunu getireceksin, bunu getireceksin. Vatandaş varsa var. Ha. Yani. Şimdi vatandaş olmayınca. Yani 3 gündür vatandaş zaten. Vatandaş olmayınca hiçbir şey olmaz. Neden sokakta? Abla sen darbenin ne olduğunu biliyor musun? Darbe ne demek biliyor musun? Darbe demek bu sokağa çıkamamak demek. Tamam biliyorum, aç kalmak demek, yokluk demek. O askerler bizim askerlerimiz, tamam mı? Senin çocuğun da olabilir, ben de askerlik yaptım. Şu anda da halk bir olmalı. Halk her zaman bir zaten, merak etme sen. Halk her zaman bir, halk her zaman tepkisini koyar. Ama öyle birbirimize zarar vermeye gerek yok sokaklara çıkıp da. Hani kimin kime, bak şimdi şöyle bir şey var bak. Herkes sokağa çıktığı zaman yağmacılık gibi bir şey oluyor. Anladın mı? Her şey sokağa dökülsün diye bir şey yok. Dökülmeyecek. Daha büyük olaylar olacak. Şey kendi ciğeri şey var mı orada? Kendi ciğeri var mı onun? Herkes var, yok artık. Onu Allah herkes görüyor. Sokağa çıksın diye. Başbakan. Ölen insanlar var şimdi abla. Adam düşmanını da öldürüyor. O sokakta çıkarken düşmanını da öldürüyor. Sokağa çık diyor. Toplandık. Kimin kimi öldürdüğü belli değil. Onlar da seni izleyecekler. Yani ne oldu şu an hiçbir şey belli değil. Belli değil. O yüzden hani şey yapmayın. İnsanlar tedirgin oluyor ya. Ya belli oluyor. Şimdi deyin, ben bir daha konuşacağım. Kusura bakmayın. Şimdi. Huzurlu olun. Her şey aydınlanır amcacığım. Her şey çıkar ortaya. Neyin ne olduğu da belli olur. Akıl var, mantık var. Tamam, akıl var, mantık var. Şimdi bakıp boynu kesilen askerlerimizin suçu ne? Niye vatandaşına silah sıkıyor o zaman? Ne biliyorsun? Gereken yerleri yani tam. Ne biliyorsun ki? Kendi ciğeri var mı? Ablacığım işte bilemediğimiz için şu an bir şey konuşmak. Kendi ciğeri var mı orada diyorum. Askeri var mı? Vatandaş bedeli ödemesin. Bedeli de siyasiler de ödesin. Niye vatandaş sadece bedel ödesin? Bedeli biraz daha siyasiler ödesin. Değil mi dede? Siyasiye hiç kaldı mı? Yok. Adam birdenbire hep girdi. Hep vatandaş ödüyor bedeli. Hep biraz girdi. Da siyasi ödesin. Ama doğru. Bir şey almadan gidiyoruz. Seni çağırıyor, beni çağırıyor. Bir şey almadan gidiyoruz işte. 80 darbesi bizi 10 sene geri götürüyor yavrum bunlar.
Yani bunların olmaması, bak onu biz kaç senede tamir etmeye çalıştık. Ben onu yaşadım yani. Şimdi tekrar tekrar yaşaman gerek yok yani. Bırakın herkes görevini görev gibi yapsın. Başbakan başbakanlığını bilsin, cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı gibi davransın. Milletvekilleri biz seçiyoruz. Bize ona göre ona göre bize sahip çıksın. Her şey güllük gülistanlık olur o zaman. Yani biz darbe üstüne darbe yaşamak istemiyoruz. Biz artık güzel günler yaşıyoruz. Torunlarımızın güzel günler görmesini istiyoruz. Her şey hakkınca olsun. Dediler ki hani Allah'ın izniyle dediler saat 5'te her şey bitecek. Gerçekten öyle oldu. Gerçekten de öyle oldu. Saat 5'te bitecek her şey sabah zamanlarına dedi. Yavaş bir asker çekilmeye başladı. Darbeler arasında fark yoktur aslında. Aynı zihniyet, aynı şey. 80'deki darbedeki zihniyet de aynı zihniyet. 74'teki darbedeki zihniyet de aynı zihniyet. Sadece roller değişik, kişiler değişik.